Sevgili izleyiciler, elimizde İngilizlerin Dowsing Road, Almanların Flasher veya Pendle dedikleri aletin tarafından geliştirilen bir örneğini sizlere göstereceğim. Elimizdeki antenli Dowsing Road ya da Türkiye'de arama çubukları diye adlandırılan çubuklarımızı çeşitli materyallerde deneyeceğiz. Birinci sırada altın, altını gösteriyorsun. İkinci sırada pirinç. Üçüncü sırada nikel, demir, bakır ve alüminyum var. Başlangıçta genel amaçlı olarak hepsini alacaktır. İşte altının üzerine tutuyoruz. Pirinçin üzerine tutuyoruz. Hemen çapraz yapıyoruz. Nikel paraların üzerine tutuyoruz. Yine çaprazdayız. Demirin üzerine tutuyoruz. Yine çaprazdayız. Bakırın üzerine tutuyoruz. Yine çaprazdayız. Alüminyum üzerine tutuyoruz. Yine çaprazdayız. Sevgili izleyiciler, bunun elimizdeki kendi geliştirdiğim bu arama çubukların haznelerine içerisinde muhteviyatı ve miktarı tarafımızda bilinen 11 çeşit mineral, metal ve soy metal konulmuştur. Çubukları bildiğimiz TV anten çubuklarından müteşekkil yapılmaktadır. Ancak bunu sıfır negatif kan grubu olanlarda sorunsuz çalışmakta. Eğer diğer gruplarda ise 6 volt pil vererek iyi bir netice alabiliriz. Şimdi bir başka örneğini verelim. Şimdi elimizde burada bakır tel çubuğumuz var. Şimdi elimizde ağzımıza bakır tel çubuğunu alınca diğer tüm metalleri görmeyecek, sadece bakırda çapraza gidecektir. Şimdi altın, pirinç, nikel, demir. Gördüğünüz gibi bakırda çaprazlaştı. Alüminyumuna geliyoruz. Hiçbir şekilde cevap vermiyor. Diğer metallerin hiçbirisine cevap vermedi. Şimdi elimize bir demir parçası alıyoruz. Tekrar altından başlıyoruz. Altın da cevap vermiyor. Pirinç de cevap vermiyor. Nikel de cevap vermiyor. Demire gelince çaprazımızı buluyor. Bakır da yine cevap vermiyor. Alüminyum da yine cevap vermiyor. Şimdi bundan şunu çıkarıyoruz. Ağzımıza hangi metali alırsak o metale karşı ilgi gösteriyor. Diğerlerine ilgi göstermiyor. Ağzımıza altını koyuyoruz. İkinci bir altın olsaydı altınla denerdik ama diğer tüm metallere duyarsız kalacaktır. Pirinç, nikel, demir, bakır ve alüminyum. Gördüğü gibi arama çubuğumuz hiçbir metale şey göstermedi. İlgi göstermedi ve atladı. Şimdi birazdan çekimlerini yapacağımız şeylerde bunun alan taramalarını ve boşluk tespitlerini ve tespit ettiğimiz boşlukların derinliğini hesap edeceğiz. Şimdi ikinci bölümde. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.